Değerli dostlar, hepiniz dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde birinci hikaye setimizin 10. hikayesiyle devam ediyoruz. Hikayemizin ismi Hammude vel Maridu Sagir. Hammude özel isim. Burada çocuğun ismi Hammude vel Maridu Sagir, küçük lambacini. طلبت ماما من حمودة أن ينظف غرفته ويرتب ما فيها من أشياء. طلبت ماما. ماما Arapların günlük dilde anne yerine, yerine kullandıkları kelime mama, baba. Bunları kullanıyorlar anne baba yerine. طلبت ماما anne istedi. Kimden? Min حمودة. حمودة'den. Ne istedi? أن ينظف temizlemesini, gurfetehu odasını. Daha ne istedi? Ve yurattibe düzenlemesini. Ma fiha min eşya. Odadaki, odanın içindeki eşyaları düzenlemesini istedi. Ve beynema kana Hammude yukhricul eşya'e min sunduqin qadim vecede qumquman sagiran. Ve beynema iken, esnasında, yapıyorken anlamında bağlacımız. Hammude ne yapıyorken bakalım? Yuhricul eşyae. Ivır zıvırları, eşyaları çıkarırken. Nereden çıkarırken? Min sunduqin kadim. Eski bir sandıktan. Sunduk bazen sandık, bazen kutu anlamında da kullanıldığı olur. Vecede qumquman sagiran. Küçük bir şişe buldu. Kumkum, şişe. Küçük bir şişe buldu. Burada eşya kelimesi arkadaşlar ıvır zıvır, hani oyuncak, ufak tefek şeyler için kullanılan kelime. Bizim kullandığımız anlamda ev eşyası gibi şeylerde, mesela mobilya gibi şeylerde Arapçada esas kelimesi kullanılıyor. Peltekse ile ikisi de esas mobilya demek. Ama onun haricindeki ufak tefek şeyler için eşya kelimesini kullanıyorlar. Ama mobilya için kullanmıyorlar. Bunu da söyleyelim. Sara Hammude yunazziful kumkum ve yanfudu anhul gubar ve fecaeten ihtezzel kumkum fi yedi Hammude. Sara bildiğiniz gibi kendinin kardeşlerinden oldu anlamı taşır. Bir şey değilken, öyle değilken sonradan olmak anlamı taşır. Fakat burada Sara Hammude yunazzifu. Bakın Hammude failden sonra hemen bir muzari fiil gelmiş. Bu gibi durumlarda başlamak anlamı yükleyebiliyoruz Sara'ya. Sara Hammude yunazziful kumkum. Hammude şişeyi temizlemeye başladı. Temizler oldu. Yani Türkçemizde kullanmadığımız bir şey. O zaman temizlemeye başladı daha uygun. Ve yanfudu anhul gubar. Yanfudu, nefada yanfudu, silkelemek. Anhu, o şişenin üstünden el-gubara tozu. Tozunu silkelemeye başlamış. Eliyle yani temizlemeye başladı diyor. Temizledi. Ve fec'eten aniden ihtezze sallandı. El-kumkum şişe fi yedi Hammude. Hammude'nin elinde şişe aniden sallandı. Khafe Hammude. Hammude korktu. Fe ramal kumkum. Fe rama. Rama fiilimiz burada. Fe sadece edattır. Rama attı. El kumkume şişeyi attı. Ve herabe kaçtı. İlen nahiye el uhra. İlen nahiyetil uhra yani diğer bir köşeye kaçtı. Odanın resimde de gördüğünüz gibi köşesine sığınmış korkusundan.
ve bi sur'atin kebira, büyük bir hızla harace minel kumkum, şişeden çıktı. Maridun sagir, küçük bir lambacini. Ve teveccehe, yöneldi. Nahve hammude, hammudeye doğru yöneldi. Qalel marid, cin dedi ki la tehaf, korkma. Ene maridul kumkum, ben şişe ciniyim ya da lamba ciniyim diye çevrilebilir. Burada şişeden çıktığı için maridul kumkum, şişe cini olabilir diyebiliriz. Eşkuruke, sana teşekkür ederim. Li enneke enqazteni minel habs, beni tutsaklıktan kurtardığın için sana teşekkür ederim. Eşkuruke, sana teşekkür ederim dedik. Li enneke, çünkü sen enqazte, kurtardın ni beni, neyden? Minel habs, tutsaklıktan, esaretten kurtardın. Ve li zelike, bu yüzden seulebbi, yerine getireceğim, yapacağım, leke, senin için, kulle evamirik, bütün emirlerini, bütün istediklerini senin için yerine getireceğim. Emr, evamir, burada çoğulu gelmiş bu arada. Emrun, evamir. Gâle lehu hammude, hammude ona dedi ki hasenen, tamam. İnni emruke, sana emrediyorum. Entunazzife el-gurfe, entunazzife el-gurfe, odayı temizlemeni emrediyorum. Ve se'entaziruke fi gurfeti, se'entaziruke, seni bekleyeceğim. Fi gurfeti, odamda. Havale el-maridu sagir en yahmile el-eşyâe ila sunduk. Havale, çalıştı, gayret etti. El-maridu sagir, küçük lambacını, şişecini. En yahmile el-eşyâe, eşyaları, ıvır zıvırı taşımaya çalıştı. Nereye? İla sunduqi, sandığa, kutuya taşımaya çalıştı. وَلَكِنَّهَا كَانَتْ سَقِيلَةً جِدًّا, ancak çok ağırdı. وَلَكِنَّهَا, ha nereye gitti? Eşya, şey kelimesinin çoğulu eşya. Çoğul olduğu için, akılsız çoğul olduğu için burada bakın ha diye geldi zamiri. وَلَكِنَّهَا, ancak o eşyalar, كَانَتْ سَقِيلَةً جِدًّا, çok ağırdı. فَتَرَكَهَا, bu yüzden, fe, bu yüzden anlamı veriyor. Terakehe, onları bıraktı. Ve nezele, indi ila gurfeti hammude, hammudenin odasına indi. Gale hammude lil marid, hammude cine dedi ki amuruke el an, şimdi sana emrediyorum. Neyi? Entehulle, çözmeni. Li, benim için. Mesailer riyadiyat, matematik problemlerini çözmeni emrediyorum. Mesele, çoğulu mesail, matematik problemlerini çözmeni emrediyorum dedi. Bakalım. Velakinnel maride sagir, ancak küçük lambacini. La ya'rifu riyadiyat, matematik bilmiyordu. Ma'a ennehu, buna rağmen, havele, çalıştı, gayret etti. En yehullel mesaile kulleha, en yehulle, çözmeye çalıştı. El mesaile, problemleri, kulleha, hepsini. Problemlerin hepsini, matematik problemlerinin hepsini çözmeye çalıştı, matematik bilmemesine rağmen. Ma'a ennehu, bununla birlikte, bununla beraber anlamları verebildiğimiz bir edat. Burada buna rağmen, öyle olsa da, yani matematik bilmese de anlamı yükleyebiliriz. O anlamı da var me'a ennenin. Devam edelim. وَعِنْدَمَا ذَهَبَ حَمُّودَ اِلَى الْمَدْرَسَ اَمَرَ الْمَارِدَ الصَّغِيرِ اَنْ يَحْمِلَ الْحَقِيبَ. وَعِنْدَمَا ذَهَبَ حَمُّودَ, Hammude
giderken nereye? İlal medrese, okula. Emera el maride sagir. Emera emretti kime? El maride sagira, küçük lambacinine. Neyi emretti? En yahmilel hakibe. Çantayı taşımasını emretti. Ve fil hissatil ula şahede muallimur riyadiyat deftera hammude. Ve fil hissatil ula, ilk derste. Hissa ders deyince coğrafya dersi, tarih dersi, matematik dersi anlaşılıyor Arapçada. Ama ders saatinden bahsediyorsak, mesela birinci ders saatinden, ikinci ders saatinden bahsediyorsak, o zaman birinci ders, ikinci ders derken işte ders kelimesini kullanmıyorlar Arapçada. Hissa kelimesini kullanıyorlar. Ve fil hissatil ula, birinci ders saatinde şahede gördü muallimur riyadiyat, matematik öğretmeni, deftara hammude, hammudenin defterini gördü. Ve kânet kullul icabet hatıeten. Ve kânet idi kullul icabet, cevapların hepsi, bütün cevaplar hatıeten, hatalıydı, yanlıştı. Gadibel muallimu ve vada'a li hammude sıfran. Gadibe el muallim, öğretmen kızdı. Ve vada'a li hammude, vada'a normalde biliyorsunuz koydu anlamında, burada sıfırla kullanılmış. Sıfır koydu değil de Türkçe'de nasıl diyoruz biz ona? Sıfır verdi. Evet. Ama hani biz sıfır verdi diyoruz diye öyle bir cümle kuracağımız zaman a'ta kelimesini kullanmayacağız. Yani bu vada'a ile kullanılan bir kalıp gibi düşünebiliriz. Beraberce vada'a sıfran, sıfır verdi. Hammude'ye sıfır verdi. Fehacile hammude, hammude utandı. Min nefsihi, kendinden. Kesiran, çok utandı. Velemma ade hammude ilal beyt kanet mama gazibeten minhu liennehu lem yunazzif el gurfe. Velemma ade, döndüğünde hammude ilal beyt, eve döndüğünde, kanet mama gazibeten minhu, annesi ona kızgındı. Mama, dediğim gibi, anne, anlamında kullanılan kelime. Gazibe, burada ismi fail, gördüğünüz gibi anneden ismi fail olduğu için müannes gelmiş. Kızgın. Gazibe, yagdabu, ismi faili. Gazib, müannes için gazibe. Min ile kullanılıyor bu fiil. Ona kızgındı. Ona kızgındı. Oradaki a ekini sağlayan min harfi ceri oluyor. Evet. لِأَنَّهُ لَمْ يُنَظِّفْ الْغُرْفَ. لِأَنَّهُ, çünkü o, لَمْ يُنَظِّفْ, temizlememişti, الْغُرْفَ, odayı. İkisini beraber toparladığımızda nasıl oluyor? Eve döndüğünde odayı temizlemediği için annesi ona kızgındı. وَقَالَتْ لَهُ, ona dedi ki, Hammude'ye dedi ki, se'ahrimuke minel masrufi usbu'an kamilen. Se'ahrimuke, seni mahrum edeceğim. Ahrimu, bakın burada mahrum etmek, yani biz nasıl diyoruz? Keseceğim. Se'ahrimuke, keseceğim. Minel masrufi, harçlığını keseceğim. Usbu'an kamilen, tam bir hafta harçlığını keseceğim, seni harçlıktan mahrum bırakacağım. Tam olarak hani oturtmak isterseniz bu fiili yerine, mahrum bırakacağım diyebilirsiniz. Ama harçlığını kesmek daha anlamlı olur. وَلَمَّا سَمِعَ حَمُّودَ كَلَامَ اُمِّهِ حَزِنَ وَبَكَى كَثِيرًا. وَلَمَّا سَمِعَ, duyduğunda حَمُّودَ كَلَامَ اُمِّهِ, annesinin sözünü, söylediklerini duyduğunda, hazine, üzüldü. Ve beke kesiran, çok ağladı.
كان حمودة قد نام بينما كان يرتب الأشياء في الغرفة. كان حمودة قد نام. حمودة uyumuştu. Bakın uyumuştu anlamını verebilmek için nasıl yaptı? Name'nin önüne bir kad geldi. Ama sadece kad değil, cümlenin başına da bir kâne geldi. Kâne hammude kad name. Uyumuştu, uyuyakalmıştı diyebiliriz. Hammude uyuyakalmıştı. Beyneme kâne yurattibul eşyâe. Eşyaları ıvır zıvırı düzenlerken, toparlarken, fil gurfe odada eşyaları toparlarken uyuyakalmıştı. Sümme sonra saha min nevmihi uykusundan uyandı. Ba'de zelike bundan sonra, yani uyumuş, uykusundan uyanmış. Bu gördüklerinin hepsi bir rüyaymış yani. Saha min nevmihi, bu önemli bir fiil. Saha yashu. Kale Hammude. Hammude dedi ki elhamdülillah, Allah'a şükürler olsun. Laqad kana hulumen. Rüyaymış. Taallamtu minhu'dan öğrendim. Minhu, hu zamiri hulum kelimesine gidiyor. O rüyadan öğrendim. Ne öğrendim dersen, bir ders. Len ensahu, hiçbir zaman unutmayacağım bir ders öğrendim. Len, geleceğin olumsuzluğu biliyorsunuz. Ensa, nesiye, yensa, eneye göre çekimlenmiş, ensa olmuş. Hu nereye gidiyor? Ders kelimesine gidiyor. Bir daha unutamayacağım, unutmayacağım bir ders öğrendim bu rüyadan. Ve huve en e'temide ala nefsi fi gadai hacati ve len e'temide alel aharin. Ve huve, bu derste en e'temide ala nefsi, kendime güvenmem, yani kendi başıma yapmam. Fi gazai hacati, ihtiyaçlarımı giderme noktasında sadece kendime güvenmem. Sadece işlerimi kendim halletmem. Ve len a'temide alel aharin, başkalarından yardım istememem. Yardım istememek. Evet. Hammude'nin bu rüyadan öğrendiği ders, işlerini kendi başına halletmesi, başkalarından yardım istememesi olmuş. Evet, görsellerimize geldik arkadaşlar. Şöyle bir tekrar edelim. Yunazzifu, nazzafeden fiil muzari. Nazzafe, yunazzifu, tanzif, temizlemek. Yurattibu, rattebeden. Rattebe, yurattibu, tertip. Tef'il babından her iki fiilde. Bu ne anlamda? Bu da düzenlemek, toparlamak anlamında. Tertip, tertip, düzen zaten bizim de kullandığımız bir kelime. Saha, yashu, uyanmak bu da. Min ile kullanılır. Saha, min nevmihi şeklinde. Rama, yermi, bu da atmak, attı. Herabe, kaçtı. Hafe, korktu. Hafe, ya hafu gelir, muzarisi. Name, uyudu. Name, yenamu. Yenamu gelir muzarisi. Sunduk, sanadık. Bu da gördüğünüz gibi zaten bizim kullandığımıza çok yakın. Biliyorsunuz sandık anlamında. Bazen de ama dediğim gibi sandık değil de kutu anlamında kullanıldığı da olur. Gırfe, oda. Çoğulu nedir? Guraf. Gurafun. Evet, bu şekilde gelir cemisi. Marit neydi? Lamba cini dedik ya da şişe cini şeklinde çevirdik. Muallim zaten biliyoruz. Kadim eski, cedid yeni. Bu arada bunların çoğullarını da söyleyelim. Kadim, kudema gelir. Kudema u çoğulu. Cedid müfret, cemisi nasıl gelir? Cudud. Cududun. Cudud şeklinde gelir. Hulum, hulum rüya anlamında kelimemiz. Çoğulu nedir? Hulum, ahlam, ahlamun. Bu şekilde bu hikayemizin de sonuna geldik arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydası oluyordur. Yeni derslerde tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.